kaybetmek istiyorsanız eğer, bodybuilding'i çöpe atın abi. Estetik building artık. Güçlü olanlar erkeklerin ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu şekilde estetik olanlar büyük ihtimalle birazcık daha kızların dikkatini çekmeye çalışacak. Allah diyor, şaka şaka. Üç tane tekrar çıktı. Erken boşalan erkek gibi. Duymuyorsun değil mi? Duyma. Ege Fitness'ı sevmeyen insanlardansın sanırım. Ötür. Ha, bayağı değişmiş. Haftada bir videosunu izliyoruz da formu değişmiş bayağı. Hey hey hey, what's happening YouTube? Ege Fitness back in business. Actually always in business. Dostlarım, yeni bir videoya yeniden hoş geldiniz. Bu videoya çok fazla emek geçecek. Bu videoda sizlere ne yediğimi, gün içerisinde ne yaptığımı göstereceğim. 1500 kaloriyle besleniyorum. 1500 kalori kilit rakamdır kankalar. Eğer bu 1500 kaloriyi 2 hafta yaparsanız inanılmaz fazla değişim göreceksiniz. %95'iniz için geçerli olacaktır. Ama bu 1500 kalorinin içinde neler var? Neden böyle şeyleri yiyorum? Sabah kalkınca rutinim ne? Kardiyo yapıyor muyum? Aç karnına kardiyo var mı? Biri yazmış ki Ege'nin fiziği iyi değil, sadece yavranı düş. Kaslı olmasa zaten yavranı da böyle gözükemezdi. Bence senin vücudun Ege'nin vücudundan iyi değil. Üzemeyim. Ne? Bu arada ben de 1500 kalori falan alıyorum. Kalori olarak ama ben tabii hesaplamıyorum kalorimi ama ona tekabül ediyor. Ne içiyorum? Nasıl bu şekilde shredded bir şekilde estetik bir fiziği maintain etmeye çalışıyorum, elimde tutmaya çalışıyorum. Bunları açıklayacağım kankalar. İdmana gideceğiz. İdman rutinimi sizlere söyleyeceğim. Seslendirme tarzında olacak. Ve de bu videoya dediğim gibi inanılmaz fazla emek geçecek. Farklı bir konsept getiriyorum. Eğer... Bana demiş ki sen sürekli yemek yiyorsun. Nasıl 1500 kalori? Oğlum kalorisi mi var bunun? Protein diyorum sadece. Düşük ya. Çok düşük, sıfır karb neredeyse. Böyle bir konsepti daha fazla istiyorsanız destek çıkmayın. Unutmayın, en az 20 bin beğeni bekliyoruz sporcu beslenmesi için ve de sporcu estetik antrenman için. Bodybuilding'i çöpe atın abi. Estetik building artık. Bodybuilding falan yok abi. Karpsızız ve de pumpsızız kankalar. Ama vücudumuzun değişimine İlk videolardan beri bizi izleyenler inanılmaz bir şekilde görmüştür ve de fark etmiştir. Bu inatçı yağlar, benden en son burası gidiyor abi. Bu inatçı yağları kaybetmek istiyorsanız eğer, ben bunu yaptım, siz de yapabilirdiniz belki. Bir de diyorlar ki yağlanmak yakışıyor. Bunu şu kime yakışabilir? Kaybetmek istiyor. Dedikçe daha fazla yapabilme şansına elde edeceksiniz kankalar. Buna inanın. İlk önce inanmanız lazım. Ne? Küre girmiş yazmış biri. Oğlum her sene yaptığı şey. İlk defa mı izliyorsun Ege Fitness'ı? Ondan sonra sizlere ne yapmanız gerektiğini zaten videonun içerisinde söylüyorum. Haydi bakalım şimdi videoya geçelim. Dediğim gibi seslendirme tarzında olacak. Yeni bir konsept. Beğendiyseniz 20 bin beğeni bekliyoruz ve yorumlarda başka ne videolar görmek istiyorsanız bunu söyleyebilirsiniz. Basket videosu da geliyor. Gidip şimdi basket videosu çekeceğim hatta. Basketçilere de müjdem olsun. Kalar sabah 9'da kalkışımızı yaptık. Bu benim bel inceltme rutinim olacak. Şimdi bunu izleyeceksiniz. Vaküm egzersizlerini yapıyoruz. Karnımızı içeri çekiyoruz. 30 saniye. Ondan sonra 10 saniye dinlenme yapıyorum. Ondan sonra 2 set daha tekrarlıyorum. Yani toplam 3 set yapıyorsunuz. Bundan hemen sonra kankalar ben su içeceğim. Ama bu vakümü yapmamın sebebi ise belimi inceltebiliyor ve de daha fazla kontrol bende oluyor. Yani vücudumu istediğim gibi gösterebiliyorum. Açıkçası 2 litre kadar su içiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü metabolizmayı hızlandırabileceğini, hatta %30 hızlandırabileceğini bir tane araştırma gösteriyor. Ondan sonra belki de hızlandıramaz diye de bir araştırma çıkıyor 2015'te. Ama içmekte fayda var. RMR ve BMR'ınızı yükseltmekte büyük bir etken olabilir. Bunlar da yükselirse eğer diyetiniz çok daha kolay geçer. Yani gün içerisinde daha fazla kalori yakabilirsiniz. Vakum tabii ki de işe yarıyor. Herkes çalışıyor ki vakum. Sadece Ege değil. Böyle... Ege'de jinekomasti var mı? Alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Olunca da gün içerisinde daha fazla yemek de yiyebilirsiniz. Bunun videosu gelecek. Bu videoya 20 bin beğeni
gelmesini bekliyoruz. Ondan sonra kahvemi yapacağım. Köpürtme möpürtme yapıyorum. Bunlar vanilya pudrası falan filan derken. Bunların hepsi tatlandırıcı var zaten. Koyduğum süt de abi. Badem sütü. 30 kalori falan var yani. Onların içinde de zaten şekerlendirme olmadığı için, tatlandırıcı olduğu için bu kahve büyük ihtimalle 15 kalori bir şey. Yemeğimi yemeden yani bunları yaptım. Ondan sonra yürüyüşe çıkmak için bahane buluyorum ben her zaman. Marketten alışveriş yapayım dedim. Bir tek domates aldım geldim neredeyse. Alt karın rutini yapıyorum bu şekilde. Bunu da karın kasıma açıkçası kanı pompalıyorum. Ondan sonra 20 dakika yavaş tempo yürüyüşe çıkıyorum. 10.000 adım atmaya çalışıyorum günde. Bunu yapmamın nedeni ise bir araştırma çıkıyor diyor ki belki karın kasına eğer kanı pompalarsan yani yüksek tekrarla yaparsan bu ayak başına 20 tekrar yapıyorum mesela 3 setten. Ondan sonra yürüyüşe gidince belki vücudun yağları bu alt karından çekebilir, karın kasından çekebilir yani istediğin yerden çekebilir diye bir araştırma çıkıyor. Arabaya binmiyoruz. Motora binmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Ben her zaman kendime açıkçası kalori yakmak için neden bahane buluyorum. Her zaman merdivenleri kullanmaya çalışıyorum falan filan. Kardiyo yapmıyorum gün içerisinde. Sadece 10.000 adım atıyorum. Ben yalnız aşırı mantıklı. Çoğu kişi bunlara dikkat etmiyor bu dönemlerde. Yürüyerek bayağı kalori yakabilirsiniz böyle bir yere yürüyerek. Çilek aldım bir de giderek. Domatesin yanında açıkçası. Bunları da buzluğa vereceğim. Neden? Sabah kahvaltımı göreceksiniz. Sabah kahvaltısında ne yaptığımı izleyeceksiniz. Bunları ben buza atıyorum. Açıkçası yarım kilosu 1 dolardı. İnanılmaz ucuzdu kankalar. Şimdi geldik yemek yapmaya. Bu benim yemeğim değil. Ben liyene yapıyorum. Millete yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim yiyemediğimden dolayı onlar yiyince kendim seviniyorum açıkçası. Soğanımızı aldık koyduk. 2 tane yumurtamızı aldık koyduk kaseye. Soğanlarımızı dilimledik. İçini böyle bardakla böyle içindeki sulu yeri çıkartıyoruz. Tamam onun dışını kullanacağız abi. Omlet yapacağız bunları. İnanılmaz bir lezzet kankalar. Ondan sonra bu içini rendeliyorsunuz. Yumurta ve soğan karışımına koyuyorsunuz. Ve de baharatınızı da atıyorsanız bu kasenin içine. Sonra da kaseyi karıştırıyorsunuz kankalar. Bu domatesin dış tarafı var ya. İstediğiniz baharatları atın abi. Karıştırın çırpın çırp çırp çırp. İnanılmaz efsane bir şey olacak kankalar. Yağı da atın abi. Zaten siz şişmanlamayacaksınız. Başkalarını şişmanlatabilirsiniz. Sizin vücudunuz daha öne çıkar eğer başkaları şişman olursa. O yüzden ben ya ama herkesi basıyorum abi her şeyi. Kimse umurumda değil. Bir tek ben umurumdayım falan diyormuşum ben. Su. Yarım ölçek farklı aromalar olsun diye. Ama toplam bir ölçek protein tozu 10 tane buzlu çilek. 190-200 kalori kadar bir şey olacak. Yalnız çok güzel hazırladı yemekleri ya. Vallahi çok güzel hazırladı. Zaten aşçılık yapıyor biliyorsunuz. Bayağı lezzetli. Protein tozu ölçeğine bağlı inanılmaz da bir kıvam geliyor kankalar. Ben bu kıvamı seviyorum açıkçası. 10 tane buzlu çilek, 200 mililitre su ve de karıştırırsanız inanılmaz bir şey olacak. Efsanevi bir tat, tatlı ihtiyacınızı da götürecek. Birazcık daha böyle katı yapıyorum kıvamını ki tatlı ihtiyacı gitsin. I measure Ege Fitness's head for no reason. Not related to fitness. Başımın büyüklüğü 57 santimetre çıktı. Böyle bir şey yapmaya kalktık, ölçmeye kalktık. Diyet kola, sıfır kalori, bayağı su giriyor. Güzel bir ölçümdü. Antrenmanda ne anlatıyor? Antrenman salonunda... Tamam, Önder Fitness'la açacağım. Bir video izleyelim ya. Videoyla ilgili hiçbir şey yok. Yok, bağırsak enfeksiyon oldum falan. Abi fark ettin mi? Okyanus'un ürünlerini kullanmıyor sponsor olmasına rağmen. Okyanus dediğin ne? Geldik. Bu antrenman programı sizlerin estetik için olması dizayn edilmiştir. Ve de pump maksime olacaktır kankalar. Merak edenler var böyle kulaklık neden takıyorum diye. Farklı olmayı seviyoruz. AirPod, bağlantısız kulaklıklar falan. Ben pek fazla sevmiyorum. Böyle eski halde kalmayı seviyorum. Ve de... Bunlar bence daha fazla ses veriyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bunların daha fazla ses verdiğini düşünüyorum. Taktik kulaklığa bak. Bu yüzden hala bu kulaklıklarla takılıyorum. 10 dolara almıştım kankalar. Neyse. Rutinimi merak ediyorsanız. Tek takan bu. Pazartesi genelde sırt ve göğüs yapıyorum. Hı? Salı günü omuz yapıyorum. Diyor ki 10 dolara aldım. Daha iyi ses veriyor. Konuşamıyorum yemek varmaz. Çok iğrenç duruyor ama. Çarşamba günü. Kol yapıyorum. Ulan ses çıkartmasan olmuyor ya. Ya vücudunu göstereceğim. Arka planda gözükecek. O kadar ses. O kadar gürültü.
O kadar güç, 10 dolar. 150 kilogram, 350 kilogram deadlift, squat, deadlift, clean, PR, RP, PS, %60 RPM, PPM. Neyse artık anasını satayım. Ya araba mı manufacture ediyorsunuz, araba mı dizayn ediyorsunuz kardeşim, yoksa antrenman mı yapıyorsunuz? Nedir yani bu RP'ler, 68'ler, aha geliyor arkamda çıkacak şimdi, al işte. O kadar gürültü, mürültü arkamda bu işte. Tık, bitti. Bitti. Bir saniyede bitti. O kadar gürültü abi. Harbi ha, sadece Ege'yi izlese biri powerlifterlardan nefret eder. O kadar gürültü yap et falan filan, bir tane eleman gelsin abi. 50 kilogram bench yapıyor. 10 kilogram anca dumbbell press yapıyor. Çıkartıyor şunu bir bakıyor. Şu anda sinirli o mesela. Şu an karın kısım görse sinirli o. Çünkü neden? Disiplin isteyen bir şey. Beslenme disiplin isteyen bir şey. Herkes güçlü olabilir ama herkes estetik olamaz. O yüzden estetik olmak için bu idmanı yapacaksınız ve de rutinimi merak ediyorsunuz. Rutinim genelde değişiyor kankalar. Size yalan söylemek istemiyorum. Eğlenceli rutinim bölgesel... Şekersiz kolayla bilgin görüşün nedir? Yani adı üstünde içilebilir. Ben içmeyi tercih etmiyorum. Ben bevcu açmayı seviyorum. Yapmayı seviyorum. Ama gelişmek istiyorsanız, yeni başlıyorsanız, çok hızlı gelişmek istiyorsanız full body onarım daha güzelleşecek. Neden? Bir gün boyunca hiçbir şey çalışmıyorsunuz, sonra bir gün her şeye giriyorsunuz. Daha iyi gelişebilirsiniz. Ama aradaki fark %5'i geçmez. O yüzden eğlenceli olmayı da... Kola, Pepsi, Fanta, meyve suyu bunlar içilebilir. Ve canın farkı biraz da amino asit alırsın vücuttan, glutamin alırsın. O yönden daha avantajlı ve bizimkilerin tadı bence koladan çok daha güzel. Yanayım. Kola, kola koladır sonuçta. Çok aşırı faydalı bir şey değil. Bu ne sizce? Yer misin? Of, bayılıyorum buna ya. Çünkü sıkılıp ondan sonra vücut geliştirmeyi bırakın istemiyorum. Üç tane tekrar çıktı. Erken boşalan erkek gibi. Diyor ki üç tane tekrar çıktı, erken boşal. Boşalan erken erkek boşalan erkek gibi abi. Üç tane tekrarda bitiyor abi işi. Neyse abi. Bir. Yani belli başlı bir rutinim de yok. Açıkçası bugün mesela omuz yapma... Ya oğlum ne kadar... Özür dilerim ama niye bu kadar cahilsiniz? Bak bak. Sıfır kalori... Kola nasıl olabilir? Kolpa bence hepsi. İnşallah troldür ya. Yapmayı mı istedim? Bugün omuz yaptım, ertesi gün sırt yapayım diyorum. Ondan sonra bir kilo bırakıyorum mesela göğsü. Ama yaptığım şey, zayıf düşündüğüm kasları hafta 2 kere çalışıyorum en az. Yani omuzumu zayıf düşünüyorsam, ne yaparsam yapayım, nasıl rutin yaparsam yapayım, haftada 2 kere omuz çalışıyorum. Bu garanti. O yüzden zayıf olduğunuz bölgeyi haftada 2 çalışmayı unutmayın. Vücudumu da büyük ihtimalle çok fazla beğeneceksiniz. Şu anda gerçekten bence görünmediğim kadar güzel şekilde görünüyorum. Belki 2020'de birazcık daha formum daha iyiydi, belki daha kötüydü ama karpsızım ve de şu anda pumpsızım tabii ki de. Su yüklemesini daha yeni başladım. 1 galon, 2 galon, 3-4 litre en az içmeye çalışıyorum günde. Yeni başladım buna. Karbonhidratı da yükledikten sonra inanılmaz fazla bir görüntü çıkacaktır. Bence 2020'den daha iyi bir görüntü çıkacaktır. Bunun da detaylı şekilde nasıl yaptığımı sizlere bir gün videosunu gösteririm. Yağsız bir şekilde, en yağsız şekilde görmek istiyorsanız nasıl beslenmezsiniz falan filan. Bunları da söyleyeceğim sizlere başka bir videoda. Böyle videodan gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda başka bir videoyu izlemeyi unutmayın. Şimdi idmanımıza başlıyoruz. Bir demiş sen de powerciydin. Bence de yaptım ama yani şu an ilk yapmıyorum diye şükrediyorum. Cazip gelmiyor şu anda. Yani insan farklı şey, farklı sonuçlar için farklı şeyler yapması lazım. Siz de böyle bir şeye bağlı kalmayın. Belki de sizin de başka şeylere yönelmeniz gerekebilir. Abi günde kaç Beypazarı içmeyi tavsiye? Ben 3-4 içiyorum. Sen benden daha küçüksen daha az iç. Estetik fizik gibi bir şey yok. Tabii oğlum yapan, sahip olan bilir. Oha! Osuruyor. Tell me how should do it all.
Of. Cama cama. Oh. Habire götten Zartov yazmış. Sinsi bebek saltı yazmış. Ya bak. Neyse. Kokunun tadı var. Tövbe. Ne güzel müzik lan bu. Dur gelmesine. Ege Street'li maalesef yazmış biri. Chat'te ya gerçekten harbiden deliler var ya da deli taklidi yapanlar var. Chat'te şu an 3000 kişide 2900'ünde böyle fizik yoksa tabi abarttık birazcık şu anda. Bacak günlerini atlamamış, bacak çalışmaya karşı. Açık konuşayım, estetik. Ama çok daha estetik halleri var. Şu an daha bitmedi de. Ben bir tane fiziğini çok beğenmiştim. Neydi o? Bir tane formu harbi çok iyiydi ya. Yani böyle... Şu muydu lan? 25 Eylül 25'te başlıyoruz. 97 kiloyuz gördüğümüz kadarıyla. Bizlere destek çıkabilirsiniz. Ya üstümüzdeki olarak ya da Aa bu hali çok daha iyi sanki lan. 2020 o da az önce dedi videoda zaten. 2020'de daha iyiydim falan. Bu adam pandemi zamanı, Spartaküs zamanı bu adam çok iyiydi. Evde delirmekten öyle bir basmıştı ki ev antrenmanlarında. O dönem zaten yapan çok sağlam yapıyordu hatırlarsınız. Kolları çok iyi ya. Kolları küçük değil. Kolları full dolu. Başka video önerisi alabilir miyim ya? Birazcık video izleyelim. Jim Kickout. 500 bin defa izledik.